Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. 4 gündür Libya seçimlerini takip ediyoruz. Bilindiği gibi seçimler Cenevre'de yapılıyor. 24 Aralık'a kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetim an itibariyle seçildi. Muhammed el-Menfi Başkanlık Konseyi Başkanı oldu. Yani Serac'ın yerine geçecek isim. Yine Abdülhamid Dibeybe Başbakan, Musa el-Koni Başkanlık Konseyi Üyesi, yani Başkanlık Konseyi Yardımcısı da diyebiliriz. Yine Abdullah el-Lafi Başkanlık Konseyi Üyesi oldu. Öncelikle listeleri görmektesiniz. 4 farklı liste bu seçimde yarıştı. Ülkemiz açısından bir zafer diyebiliriz. Detaylara girelim. Yunanistan'ın Türkiye ile deniz yetki anlaşması imzaladığı için yolladığı Libya Büyükelçisi an itibariyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, yani ülkemiz ile Libya arasında deniz sınırlarını sınırlandıran mutabakat mıhtırasını imzalayan kişi an itibariyle Başkanlık Konseyi Başkanı oldu. Yani Serac'ın yerine gelen kişi oldu. Dolayısıyla ülkemiz açısından tarihi bir zafer. Seçimlerden önce uzman bir kişinin yaptığı paylaşımı da görmektesiniz. Burada 4 liste olduğunu belirtmiş. Fethi Paşa'nın içinde olduğu Akila Salih listesiyle ilgili bir yorum yapmış. Burada dikkat ederseniz Türkiye ile yakın ilişkileri olan Abdülhamid Dibeybe'nin başbakan olduğu liste seçilir umarım şeklinde bir değerlendirme yapmış ve beklenen oldu. Akila Salih ve Fethi Paşa'nın bulunduğu liste seçilemedi. Aslında bu iki liste sona kalmıştı. Türkiye ile çok yakın ilişkileri olan Abdülhamid Dibeybe ülkeyi seçime kadar yönetecek diyebiliriz. Peki ülke yönetilebilir halde mi? Kesinlikle hayır, onu da belirtelim. Burada büyük ihtimalle Hafter tarafı kesinlikle bunu kabul etmeyecektir. Zaten sosyal medyaya bakarsanız bunları görürsünüz. Yine Libya Savunma Bakanı Selahattin Nemruş da yeni Başkanlık Konseyi ve Başbakan'a destek açıklaması yaptı. Kendisi de adaydı, seçilemedi ama üzerinde anlaşılan, herkesin kabul ettiği veya edebileceği bir liste seçildi. Bakalım dediğimiz gibi Hafter tarafı nasıl bir açıklama yapacak? Yine aynı uzmana göre kaybedenler İhvan, Fethi Paşa, Akila Salih, Hafter. Biz bunlara İsrail, Fransa ve benzerini de ekleyebiliriz. Yine kazananlar Faiz Serac, çünkü Serac'a yakın bir kişi seçildi. Trablus ayanları, Libya'nın demokrasi isteyen sivil kesimi ve tabii ki de en büyük kazanan Libya halkıyla beraber ülkemiz Türkiye oldu diyerek videoyu noktalayalım. Hoşça kalın. Ballots that were somehow not correct or spoiled. The winning ticket that won 39 votes for the presidency of the Presidency Council, Mr. Mohammed Yunus El-Menfi. Member of the Presidency Council. رئيس المجلس الرئاسي. Yes. Member of the Presidency Council, Mr. Musa El-Koni. Member of the Presidency Council, Mr. Abdullah Al-Lafi. And the Prime Minister Designate, Mr. Abdulhamid Dibeybe.